Evet. Sevgili arkadaşlar. Klebleri açabilirsiniz bu arada. Tuvaletteyken biraz Twitter'a baktım. Elazığ'la ilgili. Haberler aldım. Abi. İzmir'den, İstanbul'dan ve yanılmıyorsam Tunceli'den araçlar ve belediyelerin bakın dikkat çekiyorum. Belediyelerin arama kurtarma ekipleri araçlarla yola çıkmışlar. Ta İstanbul'dan. Ta İzmir'den amına koyayım. Belediye bunlar. Kızılay Başkanı da 10 lira gönderebilirsiniz. Bilmem nereye mesaj atarak demiş. Ya arkadaş. Biz 20 yıldır özel iletişim vergisi veriyoruz. Ankara'dan da çıkmış, doğrudur. Biz 20 yıldır deprem vergisi veriyoruz. Yani ben gecenin 12'sinde cep telefonumdan 10 lira göndereceğim de gökten hatimle yardım mı inecek Elazığ'a? Aklımızda alay mı ediliyor abi? Şaka mı bu ya? Gerçekten bak sinirlerim bozuldu. Bu şaka mı? Yani ben bu saatte 10 lira göndermişim, göndermemişim. Ne olacak abi? Sen Kızılay olarak hazır değil misin buna? Nasıl hazır olmazsın? Bu vergiler niye alınıyor? Kızılay ne yapıyor? Biz Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Orta Doğu her yerde büyük şah değil miyiz abi? Masalarda oynamıyor muyuz? Büyük güç değil miyiz biz burada? Helikopter indiremiyoruz mu 20 tane 30 tane Elazığ'a ya? Ne yapıyor Kızılay? Nereye gitti bu vergiler? O vergilerle ne alındı? Nasıl bir hazırlık yapıldı? Yani Türkiye'nin 81 ilinde deprem olur olmaz şılak diye müdahale edemiyorsak lanet olsun abi bize yani. Nerede abi zor günlerde güvendiğimiz sırtımızı yaslayacağımız devlet baba nerede? Yani ben para içinde üzüyorum lanet olsun paraya. Yarın öbür gün burada Allah korusun bir deprem olsa ben göçük altında kalsam İstanbul'dan buraya İstanbul Belediyesi'nin göndereceği ekibi mi kurtarma ekibini mi bekleyeceğim ben? Şaka mı abi bu? Ya arkadaşlar bakın. Aklımızda dalga mı geçiliyor ya? Bir yıl alınacak denip 20 yıldır toplanan bu vergiler nerede? Ben bunu vatandaş olarak sordum diye başım belaya mı girecek? Bir de bu şeyi var yani. Bir de bu bakış açısı var. Mesela ben bunu sordum şimdi başım belaya mı girecek? Soramaz mıyım mesela? Soramıyor muyum? Yani çinko karban vatandaş olarak ne kadar aciz olduğumuzun farkında mısınız? Ya bunun siyasetle miyasetle hiçbir alakası yok bu arada. Onu da açık net belirteyim. Sen çok biliyorsun Cahreyn diyor mesela Adem. Adem Badal. Adem Badal kaç yaşındasın bilmiyorum. Ben depremi o zaman İstanbul'da olmasam da o dönemde yaşamış bir çocuktum o zamanlar. O zamandan beri alınıyor bu vergi mesela. Ben onu biliyorum. Sen biliyor musun Adem? Yani depremin olduğu anda Kızılay'ın 10 lira atın bize demesi nasıl bir geri dönüş yapacak? Yani Adem Badal bana anlatsın. Adem bana anlatsana kanka. Şu an biz 80 milyon
Hepimiz çıkardık cebimizden 10 lira attık. Şu an deprem bölgesine ne gibi bir faydası olacak? Gecenin 12'sinde çıkardım telefonu, attım 10 lirayı. Ne olacak abi, ne yaşanacak? Gel Discord'a alayım seni, anlat bana. Gel bana anlat. Duymayı çok isterim. Anladığım kadarıyla arama kurtarma, efendime söyleyeyim jeoloji falan, bu konularda evinde sismograf falan var. Uzman bir kardeşimizsin. Gel bize anlat. Eski Kızılay'a bakıyorum, bir de şimdiki Kızılay'a bakıyorum da. Yani sinir bozulmaması imkansız. I never throw in the towel.